Çin Türk Sönmez'de Deneyecek Hayatı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz separatörler, yakıt separatörleri. Yağ separatörleri de aynı sistemle çalışıyor. Sırasıyla anlatalım arkadaşlar. Yağ separatörü daha basit diyelim. Şu an onu anlatalım. Sump dump'taki yağımızı separe ederek temizlemeye çalışıyoruz. Separasyon, ayrıştırma demek arkadaşlar. Öncelikle separatörümüzü devreye alıyoruz. Şalterini açıyoruz. Manuel separatörden bahsedersek start veriyoruz. Devre yükselince su veriyoruz yukarıdan. Tasları yıkattırıyoruz. Dışarıya suyu verdiğini görüyoruz. Hem tasları yıkamış oluyoruz hem de aynı zamanda separatörün devrenin düzgün olduğunu ve suyu dışarı verebildiğini görmüş oluyoruz. Ondan sonra yağ sirkülasyon pompası, eğer separatörün pompası yeterliyse, separatör yakınsa kendi pompasıyla çeker, değilse arada bir fit pompa vardır. Fit pompayı çalıştırırız. Önce bu sirkülasyon bypass'tan gider. Sump tank'tan alır, sump tank'a verir. Ama biz separatör doğru çevirdiğimizde yağ artık separatöre verip separatörden sonra sump tank'a çevirecek şekilde temizlik yaptırırız. 1 saatte bir de temizlik için su veririz arkadaşlar. Yağı kapatırız, su veririz. Manuel separatörde yağ separatörü bu şekildedir. Otomatik separatörde saatte bir kendisi otomatik şoklama yapar. Önce yağı kapatır. Yağı kapattıktan sonra üstten su verir. Alttan sihir suyunu verir. Bavulu kapalı tutar. Ondan sonra bir anda sihir suyunu açar. Bavulu patlatır. Bavulu patlatınca bavuldaki taslar bir anda açılır. Kirlikler sludge bölümünden dışarı atılır. Daha sonra tekrar devre alırken alttan sihir suyunu verir. Bavulu yukarı kaldırır. Yukarıdan tema suyunu verir. Nikitleri dışarı attırır. Ondan sonra da tekrar yağ valfini açar, çolu valfi açar ve separasyona başlar. Yağda başta söylememiz gereken unuttuk arkadaşlar. 65 derecenin altında olmaması lazım yağ sıcaklığının, yoksa separe edemeyiz. Yağın viskozitesine göre de sıcaklığını ayarlamamız gerekiyor. Bu da önemli konu. Yağ sıcaklığı düşmüşse separatör kendini emniyete alıp separatörü boş çalıştırabilir. Yani 3 çolu valfi separatörden geçirmez. Direkt sump tank'tan sump tank'a çevirir arkadaşlar. Aynı işlem yakıt için, dizel oil için anlatalım. Dizel oilde manuel sistem aynı yağ separatöründe olduğu gibi önce devrini alacak. Sonra yukarıdan su vereceğiz, yıkayacağız. Ondan sonra dizel oil beslemesini açacağız. Servis tankın valfi de mutlaka açık olacak ondan önce, devrini aldıktan sonra. Servisimizi doldurmaya devam edeceğiz. 2 saatte bir gene suyumuzu vereceğiz. Yakıtı kapatıp su vereceğiz. Bu yıkamada fayda var. Separatörün temizlik süresini uzatmış oluruz. Otomatik şoklamalarda aynı yağ separatöründe olduğu gibi arkadaşlar. Full oil ve dizel separatörlerinde de otomatik şoklamalarımız var. Full oil separatöründe, yağ separatöründe olduğu gibi mapotiklerimiz var. Sıcaklıklar önemli. Gene viskozitesine göre sıcaklıkların 70 derecenin altına düşmemesi, 85 derecenin üzerine çıkmaması gerekir. Viskozitesine göre bakmamız lazım. Separatörlerde önemli olan bir konu daha var. Bazen arkadaşlar yanlışlıkla separatör temizliği yaparken gravite disklerini değiştiriyor. Gravite diskleri değiştirilince separatörler yeterli miktarda separe etmemeye ya da düzgün çalışmamaya ya da dışarı vermeye başlıyor. Bunların da kataloglarında kullanmış olduğunuz yağın ya da yakıtın kalitesine, sıcaklığına göre kullanmanız gereken gravite disklerinin çapları var arkadaşlar. Bunlara oradan dikkat etmeniz gerekir. Bazen fazla ya da eksik tas koyabiliyor arkadaşlar. Bunlar da sıkıntı oluşturabiliyor. Bazen balatalar, frenler açık unutuluyor temizlikten, bakımdan sonra. Bunlara da dikkat edin. Balataların emniyete alındığını kontrol edin arkadaşlar. Separatör üretmemeye başladı. Basınçmaya başladı. Bütün separatörler için aynı şey geçerli. Alıcısında valf kapanmış, kısılmış, atmış olabilir. Separatör girişindeki filtre kirlenmiş olabilir. Separatörün pompası hava yapmış olabilir. Pompası arızalanmış olabilir. Pompa mil kesmiştir, kama kesmiştir, dişli kırmıştır. Bu tür problem olabilir. Separatör olması gereken devre alamıyor olabilir. Balatalı tipse balatalar aşınmıştır. Kayışlı tipse kayışlar aşınmıştır, kaçırıyordur ya da kopmuş olabilir. Hareket veremez. Hareketle ilgili bir sıkıntımız var mı, onlara bakacağız. Eğer bunlarla ilgili bir sıkıntımız yoksa, o zaman dışarıda veriyorsa ya da az üretiyorsa separatörümüzü emniyette kapatacağız. Kapatma sistemini, kurallarına uyarak. Ondan sonra arkadaşlar açacağız. Tasların, bavulun kirli olduğunu görürsek zaten komple bütün temizlenmesi gereken taslar, bavul, bunların geçiş delikleri var arkadaşlar. Bu geçiş deliklerini de unutmayalım. Bunları temizleyeceğiz. Oninklerin çaplarının, kalınlıklarının, contalarının uygun olduğunu göreceğiz. Ve doğru toplamamız çok önemli. Toplamadan önce milimizi kontrol edeceğiz. Bir sağa sola sallayacağız. Bir de yukarı aşağı sallayacağız arkadaşlar. İkine ve paralel şey var mı? Gezinti var mı? Manlarımızda, vibrasyon takozumuzda problem var mı? Bunları kontrol edeceğiz. Bunlarda sıkıntı yoksa temizlikten sonra toplayacağız. Bir ters yıkama yaptıracağız. Ondan sonra yağsa yağ, yakıtsa yakıt separatör olarak devreye alacağız arkadaşlar. Separatörde vibrasyon varsa kirlendiği zaman vibrasyon yapar. Rulmanlar arızalandığı zaman vibrasyon yapar. Yanlış toplandıysa vibrasyon yapar. Taslar
çok sıkılmışsa vibrasyon yapabilir. Problemi çözmeden separatörü bu şekilde kullanırsak separatörün arızalanmasına ya da parçalanmasına neden olabiliriz. Anlatmadığımız konular olursa bunları da yorumlarda yazın. Gereken cevapları verelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.